Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulu atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kanalımızda kutlanlar ekranımızda bulsun. Amerika Avam Palatası alını şirketinin mecburi emgeki çetişlik temelli güçleri hakkında malumat berişini talep kıldı. Amerika Avazı'nın 13. Mayıs'taki haberde bildirilmişçe, Amerika Avam Palatası alma şirketinin Şarkı Türkistan'daki mecburi emgeki çetişlik Xitay'nın temelli güçü şirketleri bilen bulgan münasibeti hakkında malumat berişini talep kılgan. Amerika'nın Uçur namlık rakamlık medya şirketi 11. May ilan kılgan bir dokulatıda alma şirketini zapcas ve mulazimet bilen temelliydiğen 7 Xitay şirketinin Şarkı Türkistan'daki Uygur ve başka milletlerge icra kılınıvatkan mecburi emgeki çetişlik işgallike aşkı arlanğan idi. 13. May Avam Palatası Adliye Komiteti Monopolga Karıştırış, Sodu ve Memuri Kanun Tarmak Grupısının yukur derecelik azası, Cumhuriyetçiler Partisi'nin Avam Palata azası Ken Buck, Alma Şirketi'nin baş icraiye emeldari Tim Cook'a mektup evetip, Alma Şirketi'nin mezkur 7 Xitay şirketi bilen bolgan Sodu alakısı hakkıda çünkü bilişini talep kılgan. Ken Buck 11. May keştiyene Twitter uçuruda men Alma Şirketi bilen Şinjan'da 101 vatkan insaniyetke karşı dehşetlik cinayetler otursudaki Yuşurun bağlanıştın katlık endişi kılımen diyen. O mektubuda Tim Cook'nun Avam Palatası Adliye Komitetinin ispat anlaş yığında mecburi emge kılmışını ayıplı gelikini, alma şirketinin bu hıl soğudu alakısıgı ruhsat kılmaydı gallıkını. Eğer bulup kalsa bu hıl münasifetini toxtışkı vədi bergelikini əsiltip ötken. Şunaqla Tim Cook'tun temelli sancırıdaki kem digen de 7 şirket mecburi emge bile münasifetlik diyen ayıplaşının iğırlıqını tunup yetişini, hem de en küçük kendime 15. iyonguca alakadar malumatlar bilen temellişini ümit kıldığalıqını bildirgen. Fücur şirketi ve kişilik hukuk teşkilatlarının tekşürüp baykışça, alma şirketini mal bilen temellediğen mezkur 7 Xitay şirketinin kemidi 5'i, mınlıgan Uygur emgekçiler ve başka millet kişilerini işletmekteyken. BDT'de Şarkı Türkistan'daki insan hakları defsendikliği hakkında yığın açıldı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, Angeliya, Amerika, Germaniya Katarlıq 12 devletinin vekilleri ve insan haklarını kürtüş teşkilatı, Xalqara Keçürüm Teşkilatı, Dünya Uygur Kurultuyu Katarlıq teşkilatlar 13. May BDT'nin Şarkı Türkistan'daki Uygur Katarlıq milletlerinin insan hakları meselesi hakkında eçilgan tor yığınığı katnaşkan. Mezkur yığın Amerika, Angeliya ve Germaniya'nın teşkilleşi bilen eçilgan bulup, Kanada, Avustralya, Türkiye, Japonya, Fransa, İtalya Katarlıq 18 devlet ve Xalqaralıq İnsan Hakları Teşkilatlarının kolluşuğu erişken. Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı Turuşluk Baş Elçisi Grinfield Ekiliş sözü de Xitay Şarkı Türkistan'daki Uygur ve başka yerlik milletlerine karatkan irki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayetini toxtatmak için Amerika'nın bu axtı devamlı avaz çıkardığalıqını tekitledi. Angeliya'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'daki daimi vekili yığında Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyetinin en ağır insan hakları krizisinin biri ikenliğini bildirdi. Germaniya'nın Birleşken Devletler Teşkilatı Turuşluk Baş Elçisi Holiskin bu tor yığını kollaydıgan devletlerinin Xitay'nın zor tehdidiyle duş kelgenliğini bildirdi. Türkiye'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki Baş Elçisi Feridun Sinirli Oğlu Türkiye'nin Şarkı Türkistan'da devamlaşıp atkan insan hakları defsendikçilikten endişe kılıp atkanlığını Uygur Katarlıq Müslüman milletlerinin barlıq hukuklarından behrman bolgan halda hatırcam yaşışının kapaletke iyi buluşunu ümit kıldıganlığını. Şunlıkla BDT'nin müstakil tekşürüş heyeti evetip, Şarkı Türkistan'ın çeklemesiz tekşürüşünü kollaydıganlığını bildirdi. Aldın kayıpta mezkur yığının ekilmakçı işgallike ilan kılıngan deyken, Xitay BDT'ye aza devletlerini bu yığınığa katlaşmasızlıkı çakırgan ve bu yığının Xitay'nın içki işlerine arılışını maksat kıldıganlığını teşvik kılgan idi. Ama Xitay'nın katlı toskulluğu karımay yığın yanıla 50 netçi vekil ve mütexessislerinin katınışı bilen dəl vaxtıda muvaffaqiyyətlik ötküzüldü. Uygur nüfusunun kısa müddet içinde tövellep getişi Rivanda ve Kamboja irki kırgınçılıkıdan eşip getdi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, Avustralya'nın akıl amberi Avustralya Stratejilik Siyaset Tetkikat Merkezi ASPI 13. May yeni dokulat ilan kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yolu koygan mecburi pilallıq tuğut siyasi sebeplik Şarkı Türkistan'daki Uygur kadarlıq milletlerinin tuğuluş nisbitinin kısa müddet içinde ciddi tövelligerlikini aşkarlıgan. Mezkur dokulatı aşkarlınışça Xitay 2017 yılı 4. aydın başlayıp Şarkı Türkistan'da atılmış kanunsuz tuğuşkı zarif biriş faaliyeti başlayan bulup, Xitay'nın bu kılmışı Şarkı Türkistan'daki tuğuluş nisbitinin misli görülmegen derecede tövelleşini keltürüp çıkargan. Xitay'nın bu kılmışı Şarkı Türkistan'daki tuğuluş nisbitinin misli görülmegen derecede tövelleşini keltürüp çıkargan.
2017 yıldan 2019 yılgacha bo'lgan 2 yil ichida Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbati 48.74% tumanligan. Dokulatda oshkorlanishicha tug'ilish nisbati eng tuman rayonlarning ko'pinchisi Uyg'urlar asosliq o'ltiroqlashgan mahallalar ekan. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarning nisbati 90%dan ko'proq bo'lgan nahiya bozorlarda tug'ilish nisbati o'ttiri hisob bilan 56.5% tumanligan bo'lib, boshqa nahiya bozorlarga qaraganda zo'r nisbati tushib ketgan. Bunda qisqa muddat ichida tug'ilish nisbatining zo'r darajada tushib ketishining asosliq sababi bo'lsa, Xitoy yo'l qo'ygan yuqori summalik jarimana, intizom jazosi va jazo lagerlariga qamash tahdidi qatorliq majburlash tadbirlari ekan. Undan boshqa Xitoy Sharq Turkistondagi pilalliq tug'ut xodimlarini atalmish qonunsiz homildor ayollarni baldur bayqab bir taraf qilishga buyurgan. Dokulatda ko'rsatilishicha Xitoyning Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan majburiy pilalliq tug'ut siyosati Uyg'urlar va boshqa yerlik millatlarning sonini azaytish bo'lib qolmasdan, balki nufus kontrol qilish orqali ularning ijtimoiy va siyosiy ta'sirini ojizlashtirishdan iborat ekan. Dokulat yana bizning tahlilimiz ilgirki xizmatlarni xulosalash asosida e'lon qilingan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarining irqiy qirg'inchilik jinoyatini shakllantirganligini qoyil qilarlik paket bilan ta'minlaydi deyilgan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, dokumentning avtorlarining biri va Avstraliya strategik siyosat institutining tadqiqotchisi Nathan Rosser bu haqda to'xtalib, Birlashgan Davlatlar tashkiloti dunyoning tug'ut statistiki sonliq ma'lumotlarini to'plashga boshlagan 71 yildan buyon ma'lum rayonning tug'ilish nisbatida bundoq misli ko'rilmagan darajada tuvallash ahvoli ko'rilmagan. Sharq Turkistondagi nufusning qisqa muddat ichida shiddatli tuvallab ketishi, Suriyadagi ichki urush, Rivanda va Kambodja irqiy qirg'inchiligi mazgildagi tuvallashdan eshib ketdi degan. Sharq Turkistonda hayit namozining o'rniga qizil naqshi o'qildi. Butun dunyo musulmonlari uchun muhim oy hisoblanadigan Ramazon oyining Sharq Turkistonda bu yilmi Xitoyning cheklovlari tufaylidan Roza tutish cheklangan holda o'tganligi oshkorlangan edi. Xitoy bu yil roza hayit kuni munosabati bilan bir kun oromga qo'yayotganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo yanada hayit namozi o'qishga ruxsat qilmaganligi oshkorlanmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sinda Sharq Turkistonning ma'lum shahridagi bir mahallada roza hayit kuni atigan Uyg'urlarning mahalliy komitetiga yig'ib olinib, qizil naqsha aytishga majburlanganligi ko'rsatilgan. Buning aksicha Xitoyning chat eldagi tashviqot kuchlari Uyg'urlarning hayit namozi o'qib Hayit kunlarini xotirjam o'tkazganligidek yolg'on uchurni yetkazish maqsadida Urumchidagi No'g'ay masjidida o'qilgan hayit namozini naq maydon tarqatgan. Bu vaqtdagi sillarda ko'rsatilishicha namozdan keyin yoki burun masjid ichida Xitoyning bayroq chiqarish marosimi o'tkazilgan. Masjid ichiga Uyg'ur madaniyatiga yot bo'lgan Xitoy panoslarining esib qo'yilganligi ham diqqat qo'zg'agan. Halbuki kuzatuvchilar Urumchining markaziy o'rinlaridan biriga joylashgan mazkur masjidning nomati Xitoyning tashviqot quroli sifatida ishlatilayotganligini Har qatim chat ellik ziyoratchilar yoki davlat arboblari ziyorati kelganda bu masjiddagi oldin tayyorlangan sahnalar orqali ko'z bo'yayotganligini bildirishmoqda. Qozog'iston Xitoyning kengaymachilik qiltig'iga qarshi yangi qadam bosdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha Qozog'iston prezidenti To'qayev 13 may yangi farmonga imzo qo'yib, terilg'u yerlarni chat elliklarga setishni rasmiy cheklagan. Xabarda qayd qilinishicha Qozog'iston hukumatı 2016 yili terilg'u yerlarni chat elliklarga setishni to'xtatish haqida vaqtliq tadbir e'lon qilgan bo'lib, prezidentning bu qatimliq farmoni mazkur cheklamani mangulik kuchga ega qildi ekan. Kuzatuvchilar bu cheklamaning asosliq Xitoyga qaratilganligini ilgari surishgan. Yaqinqi bir necha yil ichida Qozog'iston xalqining Xitoyga qarshi kayfiyati uzluksiz kuchaygan bo'lib, Qozog'iston hukumatining terilg'u yerlarni chat ellik mablag' solg'uvchilarga ijibitish planiga qarshi ko'p qitim namoyish o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'qituvchi partiya asli bu hafta oxirida Xitoyning Qozog'istonga mablag' silish planiga qarshi namoyish qilishni planlagan ekan. Qozog'iston o'qituvchi partiyasining mas'uli Facebook orqali prezidentning mazkur farmonni tasdiqlaganligini tabriklagan. Ammo u shanba kuni Olmaotada o'tkazish planlangan namoyishni davomlashtiradiganligini bildirib, biz doiralarni ogohlantiramizki, zaminimizni chat elliklarga setib berishni hargiz o'ylashmasin. Biz Xitoyning 56 mablag' selish turining Qozog'istonda amaliyotlashishiga qarshi turamiz degan. Qozog'iston hukumatı Xitoy bilan izchil yaxshi munosabatni saqlab kelgan bo'lib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo planidagi muhim sherigi hisoblanadi. Ammo Qozog'istondagi o'qituvchilar mo'l yiqilg'u va qizilma boyliklarga ega Qozog'istonning oxirida Xitoyga beqinda bo'lib qolishidan andisha qilmoqda ekan.
Bunundan başqa Xitayning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlarni bostirish qilmishlari Qozog'iston xalqining noroziligini qo'zg'amoqda. Yaponiya bosh vaziri Sharq Turkistonga bo'lgan andisini tilga oldi. Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Suga 14 may O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari bilan ko'rishganda Sharq Turkistondagi kishilik huquq ahvoliga ko'ngil bildirganligini o'tirg'i qo'ygan. Bildirilishicha Yoshihide telefonda Qozog'iston prezidenti Qasim To'qayev va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ikki taraflik va rayonlik munosabatni muzokara qilgan. Yoshihide yig'in jarayonida Türk dunyosi rahbarlariga Sharq Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquq vaziyatidan og'ir andish qilayotganligini tilg'ilib o'tgan. U yana Xitoyning Hindi tinch okean vaziyatini o'zgartirishga urinishiga va 1-fevraldan boshlab Xitoyda yo'l qo'yilgan dengiz qirg'og'i muhofazat atritining chat al paroxotlarga qoral ishlatsa bo'ldiganligi haqidagi yangi qaroriga bo'lgan andisini o'tirg'i qo'ygan. Kyodo agentligining xabariga asoslanganda Qozog'iston prezidenti To'qayev yig'in jarayonida bu masalaga astoydil muomila qildiganligini bildirgan. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev mo Yaponiya bilan nurg'un xalqaroliq masalalarda o'xshash ko'z qarashda ekanligini ta'kidlagan. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar 11 mingga tushdi. 13 may Turkiya Jumhuriyati Sahiya ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 11534 ga tushganligini e'lon qildi. Ministrning ma'lumotiga asoslanganda Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 201295 kishi tekshirilishi orqali yangidan 11534 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Navbatda 1217 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 238 kishi qazo qilib, 55472 kishining salomatligi asliga kelgan. Turkiyada Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 4856 mingga, qazo qilganlar 44059 ga, kesili og'ir bemorlar 2765 ga yetgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertiki programımızda görüşkice sizlerle Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla programı ahırda ekran arkasındaki barlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydim ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.